Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 14-20 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar Dolunay haftasındayız ve enerjiler çok güçlü bu hafta 16 Şubat'ta meydana gelecek olan Aslan Burcu Dolunay'ı 6. evinizde 8. evinizde olacak 8. ev konuları biraz hani krizdedir Tabii ki burası maddi konuları da içerir sağlık konularıyla da ilgili olabilir ama Dolunay gündemlerimizi değiştirir ya da bize önemli farkındalıklar getirir başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar olabilir Bunlar Eğer yaşamınızda bir evlilik ayrılık ortaklık işbirliği veya bunların başlaması ya da bitmesiyle ilgili gündemler varsa ve bunların hisseli paraları paylaşımları gündemde ise işte bunların da netleşeceği veya önümüzdeki iki hafta sizi daha fazla etkileyeceği bir dönemdesiniz aynı şekilde bir kredi alma ile ilgili bir hedefiniz varsa bu netleşebilir bir borç ödeme konusu yine gündemde olabilir krizler Tabii ki sağlıkla da ilgili olabilir bir kaza bir ameliyat bir sağlık operasyonu olabilir ve belki fark etmediğiniz bazı problemler ortaya çıkabilir bu hızlı gündemler, bu hafta ile beraber önümüzdeki iki hafta aslında çözmeniz için, yani bu sorunları ya da çıkabilecek bazı krizleri hayatınızda çözmeniz için de size yeni yollar getirebilir tabii ki. Bu bir dönüşüm dönemi aslında baktığımızda, özellikle borç konularına, parayı, para yatırımlarına ve aslan çünkü spekülasyonu da yönetir spekülatif, spekülatif piyasalara dikkat etmekte fayda var. Bu daha önceden yapmış olduğunuz bazı bilinçli yatırımların olumlu geri dönüşleri de olabilir tabii ki yani parasal kazançlar anlamında e, fırsatlar da getirebilir e, maddi konuları iyi yönetmek gerekiyor zaten bu hafta Merkür tekrar Kova Burcuna geçecek para evinize geçecek 15 Şubat itibariyle 10 Mart'a kadar kalacak geçtiğimiz haftalarda Merkür Kova Burcunda ilerlemeye başlamıştı ancak gerileme dönemi nedeniyle biraz burada sıkışıklıklar yarattı. Şimdi para evinize geçen Merkür hani hem muhasebe işlerini tekrar ele almanızı gerektiriyor. bütçenize bakmanız, gelir gider dengenizi ayarlamanız, işle ilgili belki daha sağlıklı bazı bağlantılar kurmanız söz konusu olabilir. paranızı değerlendirirken çözüm yolları bulmanız olabilir. Hani bunları 10 Mart'a kadar olan süreçte daha hızlı, daha yapıcı bir şekilde ele almanız belki daha e, yeni e, fikirler üretmeniz mümkün ya da parasal kazançlarda e, yeni buluşlarla karşılaşmanız da mümkün olabilir tabii ki. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.